Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar. Herkes hazırsa bayramın enlerini seçmek için ziyaretler başlasın. En bol harçlık ünvanını dede yine kimseye kaptırmıyor. En sempatik akraba dalında birincilik teyzenin. En yaratıcı senaryo tabii ki dayının. Hiç unutmam, yine bir gün balıktayız. Bir çektim en az bu kadar. Bayramın enleri değişir ama en büyük mutluluğu hep aynıdır. Çünkü onda sevdiklerimizle paylaşılan güzel anlar saklıdır. Keyifle paylaşacağımız nice güzel bayramlara. Vakıfbank daima seninle. Aynı araç, aynı sen ve neredeyse aynı kasko. Fakat yarı fiyatına. Evet, yarı fiyatına değil mi keçi? Ne? Sigortam.net'e gelin. Benzer kaskoya iki katını ödemeyin. Kazancım net, Sigortam.net. Efendim? Krallığımızın en kahraman üç şövalyesi buradalar. Demek dünyalar güzeli kızımı kurtarmak için ejderhayı yenecek olan kahramanlar sizlersiniz. Ejderha derken? Yok mu bu lordu yiyen? O. Hangi lordu? Kuzeydeki lordu ya. Kuzey lordunu mu yendi mi? Yendi. Yeni yendi ya. Ne konuşuyorsunuz aranızda? Şimdi efendim, öncelikle büyük geçmiş olsun. Bana bu ejderha detayı biraz geç verildi de. Prenses alacaksın sen de. Ben de yani müsaitlik durumuma göre olur dedim. Ne saçmalıyorsun sen? Kızımla evlenmek istemiyor musun yoksa? Hayır, hayır. Çok istiyorum. Tabii ki çok isterim. Ama yani ejderhadan kurtarılması gerekmeyen bir prenses de olur. Şuradaki hanımefendi de olur. O da prenses galiba. Ya da ne bileyim, herhangi bir prenses olabilir. Bence. Ya benim bu ara hayatta kalmam lazım. Hayatta kalmam lazım. Ne diyor bu ya? Diyor ki bir gün hem sevdiklerine güvence sağladığın hem de sigorta süresi sonunda ödediğin primleri geri alabildiğin bir hayat sigortası yaptırırsın. Hayata hiç olmadığın kadar bağlanırsın. Prim iadeli hayat sigortası Anadolu Hayat Emeklilik'te. Neymiş? Babamdan hiç babalık görmedik abi. Hep bizim büyük abimizdi. Arkadaş gibi, kardeş gibi. Ali abi, elinle toprağa vermedim diyen adam ben kaybettim demesin. Baban gitti mi dağın gidiyor abi. Baban gitti mi umudun bitiyor. Hayat bana dese ki neyin eksik, seni neyle tamamlayayım? Babam derim hayatta durur kalır abi. Baba başa tacıymış. Her derde ilacıymış. Bir evlat pir olsa da babaya muhtaç imiş. Gönül Dağı bu akşam 21'de TRT Haber'de. Bu keyfi en iyi fiyata neredekal.com'da buldular. Efendim, krallığımızın en kahraman üç şövalyesi buradalar. Demek dünyalar güzeli kızımı kurtarmak için ejderhayı yenecek olan kahramanlar sizlersiniz. Ejderha derken? Yok mu bu lordu yiyen? O. Hangi lordu? Kuzeydeki lordu ya. Kuzey lordunu mu yendi mi? Yendi. Yeni yendi ya. Ne konuşuyorsunuz aranızda? Şimdi efendim, öncelikle büyük geçmiş olsun. Bana bu ejderha detayı biraz geç verildi de. Prenses alacaksın sen de. Ben de yani müsaitlik durumuma göre olur dedim. Ne saçmalıyorsun sen? Kızımla evlenmek istemiyor musun yoksa? Hayır, hayır. Çok istiyorum. Tabii ki çok isterim. Ama yani ejderhadan kurtarılması gerekmeyen bir prenses de olur. Şuradaki hanımefendi de olur. O da prenses galiba. Ya da ne bileyim, herhangi bir prenses olabilir. Bence. Ya benim bu ara hayatta kalmam lazım. Hayatta kalmam lazım. Ne diyor bu ya? Diyor ki bir gün hem sevdiklerine güvence sağladığın hem de sigorta süresi sonunda ödediğin primleri geri alabildiğin bir hayat sigortası yaptırırsın. Hayata hiç olmadığın kadar bağlanırsın. Prim iadeli hayat sigortası Anadolu Hayat Emeklilik'te. Neymiş?
TRT ekranlarında spor rüzgarları esiyor. TRT Spor yazıyla sporun tüm renkleri sizlerle buluşuyor. Euro 2024 heyecanı TRT ekranlarında yaşanıyor. Milyonlar tek yürek, bizim çocuklar hazır. Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri Wimbledon tenis turnuvası ekranlarımızı süslüyor. Ve bayrağımız Paris'te, olimpiyatlarda dalgalanıyor, tüm spor dallarında milli heyecan devam ediyor. Yaz Paralimpik oyunları, uluslararası spor organizasyonları ve daha fazlası spor yazında TRT ekranlarında. Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim ve beni tanımanız için buradayım. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Parmaklarımı hep sallamak isterdim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem. Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.